Deva Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kaderoğlu, partisinin Ödemiş ilçe binasını ziyaret etti. Ben de ismim Hüseyin Kaderoğlu arkadaşlar. Parti kurucularındanım. Şu anki görevim partide Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yapıyorum. 35 yıldır avukatlık mesleğimden sonra mesleğimi devam ederken aynı zamanda partideki görevlerimizi de elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bu eylem planlarında birçoğunda bizim de katkılarımız oluyor. Genel merkezimizde eylem planları hazırlanmasında, sonrasında, öncesinde, altyapı çalışmalarında, illerimizde, ilçelerimizde, bölgelerimizde görüşlerimiz oluyor. İstişarelerimiz oluyor. Onlardan gelen bilgileri, sizlerden gelen önerileri hepsini toparlıyoruz. Daha sonra bunlar görüşmelerde, toplantılarda ele alınıyor. Önceliklerimizi belirliyoruz. Önceliklerimizi belirledikten sonra bunlara bir partimizin başkanlar kurulunda bir gözden geçiyor. Genel başkanımız bunları inceliyor. Hepsi partimizde böyle bir yani katman katman her şey görüşerek, istişare edilerek kaleme alınıyor. Daha sonra bunlar bizim bize verildikten sonra son hali verilmiş hali bu. Ancak bu en son hali demek değil tabii. Kamuoyuyla paylaştıktan sonra kamuoyundan gelen başka öneri, teklifler ya da başka programlarımızla ilgili, eylem planlarımızla ilgili yapılması gerekenler konusunda da yine bunları yine toparlıyoruz. Bazen ikinci hatta üçüncü üstü olabilir. Bunlar mümkündür. Çünkü herkesin eksiği olabilir, fazlası olabilir. Bunları inceleyip sık tutmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bugününe, yarına ışık tutmaya çalışıyoruz. Gerek partimizde, gerek parti teşkilatlarımızın her biriminde, ilçelerde, illerde ne olup ne bittiğini, bunu hem sahadan aldığımız bilgilerle kendimizi genel merkez olarak besliyoruz. Hem de sizlerden gelen önerileri alıp sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Eylem planlarımızda da Türkiye'mizin geleceğine yönelik ışık tutmaya çalışan projeler var içerisinde, ciddi projeler var. Diğer partilerin yapamadığı bugüne kadar, hatta genel başkanımız da sık sık vurguladığı gibi diğer partilerde ve Türkiye'nin hazırlanmış olan eylem planları şeklinde bizim yapmış olduğumuz bir çalışma yapılmamış şimdiye kadar. Biz bunları yapıyoruz. Yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz. Altılı masaya da yine bizim bu tekliflerimizi sunuyoruz. Daha evvel birincisinde sunduğumuz özellikle anayasanın güçlenmiş parlamentoya ilişkin olarak sunmuş olduğumuz o önerilerin %95 oranında partimizin hazırlayıp altılı masaya sunduğu program içerisinde bizim tekliflerimizin %95 oranında bizim önerilerimiz yer aldı. Bundan gurur duyuyoruz. Çünkü partimiz hem genç hem yeni bir parti. Hiçbir parti içinde çıkmış değil, birinin devamı değil. Kendi başına özgün. Gençlerimizle, kadınlarımızla ve çalışan bütün beylerle güzel bir ciddi anlamda bir böyle sinerji yakaladık. Partimiz her defasında daha büyüyerek katman katman artarak devam ediyor. Biz bundan şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz. Bunu hep beraber yapıyoruz, yapacağız. Buna ilişkin olarak da çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Özellikle son günlerde yapılan altılı masa çalışmalarına ilişkin olarak da hem bu anlamda hem diğer anlamda çalışmalarımızı katkı koyarak her defasında basamak yükselterek çalışmalarımız devam ediyor. Partimiz bu anlamda ciddi anlamda hem yol kat etti hem üye kaydında olsun, hem illerden ilçelerde olsun ciddi anlamda ilerleme kaydettik. Bundan sonra iktidarın ciddi anlamda biz adayız arkadaşlar. Bunu böylece bilin. Yani günümüzde tüm siyasi partileri ele aldığımızda ciddi anlamda yol kat ettik ve iktidarın ciddi anlamda ortağıyız bundan sonra. Yani iktidara mutlaka geleceğiz. Genel başkanımızla, genel merkez yönetimiyle çalışmalar son sürat devam ediyor. Bununla beraber olmaktan, sizlerle beraber olmaktan da gurur duyuyoruz. Her zaman bizim çalışmalarımızda ayda en az 3 ya da 4 defa başka şehirlerde, başka ilçelerde programlarımız oluyor. Oralara gidiyoruz. Sizlerden yine alacağımız teklifleri, önerilerinizi, eksiğimizi, fazlamızı sizlerle paylaşıyoruz. Onları hepsini not ediyoruz. Sahada oluyoruz, vatandaşla buluşuyoruz, vatandaşa kendimizi anlatıyoruz. Vatandaşa anlattığımızda, kendimize anlattığımızda her defasında vatandaşın bize, partimize ve genel başkanımıza bakış açısının her defasında daha olumluya doğru yol kat ettiğini görüyoruz, biliyoruz. Tam onu duyuyoruz, bunu duyuyoruz. Daha sonrasında esnaflara dolaştı.
Müzik